Üniversite sınavına sayılı saatler kaldı. Öğrenciler bütün yıl hazırlıklarını yaparken ÖSYM de öğrenciler için hazırlıklarını tamamladı. ÖSYM İl Koordinatörü Profesör Doktor Ali Ölçücü, Elazığ'da yapılan hazırlıkları aktarırken öğrencilere de önemli uyarılarda bulundu. Milyonlarca öğrencinin heyecanla beklediği YKS geldi çattı. Sınav TYT, AYT, YDT olmak üzere 3 oturumdan oluşacak. YKS'ye 3.243.425, AYT'ye 2.056.512, YDT'ye ise 168.430 başvuru yapıldı. Profesör Doktor Ali Ölçücü, Elazığ'da sınava girecek öğrenciler için yapılan hazırlıklar hakkında konuşurken öğrencilere de önemli tavsiyelerde bulundu. ÖSYM İl Koordinatörü Ölçücü, Elazığ'da öğrencilerin sınava rahat bir şekilde girebilmesi için bütün hazırlıkların tamamlandığını kaydetti. Gerekli bütün tedbirleri aldık. Şuradan şunu söyleyebilirim. Öğrenci kardeşlerimiz ve velilerimiz gönülleri rahat olsun. Elazığ'da en rahat şekilde girebilecekleri ortamı hazırlıyoruz, hazırladık, hazırlamaya devam edeceğiz. Ölçücü, öğrencilerin sınavda dikkatlerinin dağılmaması için belli alanlarda semt pazarının kurulmayacağını, inşaatların durdurulacağını söyledi. İşte semt pazarlarının, özellikle bizim bu sene imtihanlar sınavda kullanacağımız iki binamız var. Limak Ortaokulu ve Elazığ İmam Hatip Ortaokulu. Cumartesi pazarına çok yakın. İnşallah sınav süresince cumartesi pazarı en azından o bölgede kurulmayacak. Evet, bu da güzel. İnşaatların tamamı, Sayın Belediye Başkan Yardımcımızın sözü üzerine söylüyorum, durdurulacak kent genelinde. Trafikte bir sıkışma olmaması için bütün tedbirleri dediğim gibi Emniyet Müdürümüz tarafından alınacak. Öğrencilerin sınav öncesi giriş belgelerinde yazılı olan kuralları dikkatli bir şekilde okumaları gerekiyor. Kendilerine giriş belgesinde yazılı ÖSYM tarafındaki bazı öneriler, kurallar var. Evet. Kardeşlerimden rica ediyorum bu kuralları iyice okusunlar. Yasaklı olanlar, yasaklı olmayanlar. Ama en başta şunu söyleyeyim. Bir sefer yanlarında oturuma ait. Çünkü 3 oturum. Evet. Mesela pazar günü de var, cumartesi de var. Öğrencilerimiz geliyor cumartesi günü, pazar günkü oturumun giriş belgesini getirmiş. Buna rastladık biz. Onun için dikkatli bir şekilde oturuma ait giriş belgesiyle bir de yanında bir kimlik kartı. Neyi? Eski nüfus cüzdanı, yeni kimlik kartı, süresi dolmamış pasaport gibi o giriş belgelerinde yazılı bir yedek kimlik kartıyla mutlaka gelmeleri. Aksi halde alınmıyor. Eski nüfus cüzdanlarının birçok öğrenci kardeşimizin fotoğrafı bulunmuyor. Fotoğrafsız hiçbir kimlik kabul edilmiyor. Onu da dikkat etmelerini istiyorum haseten. Başka yanında getirecekleri eşya olarak zaten kırtasiye seti ÖSYM tarafından her öğrenciye veriliyor. Bunun için kırtasiye ile ilgili kalem, silgi ve kalem tıraş gibi hiçbir şeyi getirmelerini zaten kabul edilmez, alınmaz. Bunun haricinde şeffaf olan pet su getirebilir. Bu yıl maske takma zorunluluğu da olmayacak. Üzerinde herhangi bir yazılı olmayan bir maske getirebilir. Maskesini isterse takabilir, isterse çıkarabilir. Maske şart değil. Kimlik kontrolü sırasında maskenin takılmaması lazım. Öte yandan sınav günü öğrencilerin mağduriyet yaşamamaları adına İl Nüfus Müdürlükleri 18 Haziran Cumartesi 7-17 saatleri arasında, 19 Haziran Pazar günü ise 7-15.30 saatlerinde açık olacak.